Meclis kürsüsünü tank, söz hakkını silah gibi kullananlardan. Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği üniversite ve doktora diplomasını aldığı yer Avusturya. Kim bilir, belki de sert üslubu bu Germanik kültürün bir mirası. Politik arenada konuşlandığı yer ise merkez sağ. Önce Adalet Partisi. Yıllarca sürdürülen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemi de kapsayan Adalet Partisi üyeliği. Derken eski bir politikacı olarak yeni bir partiye yol açması. Dört arkadaşıyla birlikte Doğru Yol Partisi'ni kurması. Doğru Yol Partisi Grup Başkan Vekilliği Avrupa Konseyi üyeliği çerçevesinde verdiği hizmetlerle kamuoyunun dikkatini çekse de onu medyaya en sık taşıyan Tansu Çiller'e yönelik eleştirilere tecrübeli bir politikanın çelik göğsüyle siper olmasıydı. Bugünkü konuğum Doğru Yol Partisi Nevşehir Milletvekili Sayın Esat Kıratlıoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi önce Avusturya'dan başlamak istiyorum. Germanik kültür dedik. Avusturya'da yaşadığınız yıllar sizi nasıl etkiledi? Hangi özelliklerini aldınız o kültürün? Evet, çocukluk yaşımda gittim tabii Avusturya'ya. Üniversiteyi orada bitirdim. Bitirdikten sonra orada doktora yaptım. Ve çocukluk ve gençlik yıllarımın en güzel çağını orada geçirdim. Dolayısıyla sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi tahmin ediyorum, o Germanik kültürün herhalde etkisi olmuştur. Şimdi mecliste de arkadaşlarla falan bazen selamlaşırken efendim beni gördükleri zaman Alman ekolünün adamı geliyor falan diye böyle şakavari de konuşurlar. Yani orada herhalde etkilendim. Bir de şey de çok önemli değil mi? Dakik olmak, disiplinli olmak. Evet, şimdi bir kere genellikle Avrupa'da ama hele hele bilhassa bu Alman ekolünün hakim olduğu yerlerde dakiklik fevkalade mühim. Hatta onlar şunu söylerler. Akademische Viertel, akademik 15 dakika. Yani bir kimseyi en fazla 15 dakika beklerler. Ve onun haricinde beklemek mümkün değil. O 15 dakika da yani fevkalade mühim bir hadisenin cereyan etmesi sebebiyle. Dolayısıyla dakiklik ve zamana verilen ehemmiyet Almanların en üstün vasıflarından bir tanesi. Peki siz öyle yıllarca yaşadıktan sonra Avusturya'da Türkiye'ye döndüğünüzde önceleri biraz sıkıntı çektiniz mi? Türkiye'ye döndüm ve orada jeoloji mühendisliği tahsili yaptığım için ve genelde de petrol jeolojisi üzerine ilk an derhal Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na müracaat etmek durumu mevzubahis oldu ve oraya müracaat ettim. Hı hı. Beni hemen Batman'a kısım şefi olarak, laboratuvar şefi olarak tayin ettiler döner dönmez Türkiye'den. Ve ben hanıma dedim ki hanım bu Batman'a bir gideyim bakayım. Fakat haritaya baktım Batman diye bir şey yok. Hiçbir şey yok Batman. Ama Batman bir ilçe, haritada yok. O zaman ben Dakota uçaklar vardı. 24 kişilik falan. Gövdesi de sıkıştırılmış bezdendi. Ben bu uçağa atladım Diyarbakır'a. Gideceğim. Oradan da trenle Batman'a geçeceğiz. Hava yolda bir rüzgara yakalandık. Malatya'ya mecburi iniş yaptık. Çünkü havada uçurtma gibiydi uçak. Ve neticede Batman'a vardık. Ama Batman fevkalade güzel bir yer. Şehir değil de Türkiye Petrolü'nün olduğu yer. O zaman Batman 17-18 bin nüfuslu bir kasaba, bir ilçe. Fakat Türkiye Petrolü'nün anonim ortaklığının olduğu yer iki tane yüzme havuzu, lojmanlar. Tabii hep çalışanlar. Çalışanlar. Çünkü ekserisi mühendis arkadaşlarımızın ya Almanya'da, ya Avusturya'da, ya Avrupa'da, ya da Amerika'da tahsil etmiş insanlardı. Ve fevkalade güzel bir de caz ekibimiz vardı. Sonradan bu caz ekibi Türkiye birincisi oldu. Ve Batman'da bu durum böyle ama bizim çalışma şartlarımız çok sıkıntılıydı. Çünkü gece yarısı bazen uyandırırlar sizi. Aman efendim gelin burada petrole giriyoruz ya da şöyle bir ameliyat olacak. Hemen tulumu çekersiniz. O anda şoför de bulmanız mümkün değil. Atlarsınız arabaya. Gece yarısı devam edersiniz. Ama yanınıza da bir 500 lira almayı unutmazsınız. Çünkü o zaman böyle eşkıyalar yoktu. Böyle teröristler yoktu. Ama bir takım insanlar vardı. Sıkıntı içerisinde oldukları için yoldaki beldeki adamları böyle çevirirler. Para pul falan alırlardı. Bizim arkadaşlardan bir tanesi yanında para yokmuş, mühendis olduğunu öğrenmişler. Koskoca mühendissin, yanında niye para taşımıyorsun diye buna dayak atmışlar. Evet. O bakımdan yanımızda tedbir eden bırakmazdık. Peki evet. Böyle bir iş adamlığından daha sonra politikaya geçişiniz nasıl oldu? 1963 yılında Nevşehir Belediye Başkanı seçildiniz. Daha sonra da 1969 yılında
Adalet Partisi'nden Nevşehir Milletvekili olarak evet. meclise girdiniz. Abim Demokrat Parti Milletvekiliydi. 1954 ve 1957 yıllarında Demokrat Parti Milletvekili olarak seçilmişti ve Yasada'ya gitti. Yasada'da mahkum oldu 4 yıla. O zamanki milletvekilleri gibi, Demokrat Parti milletvekilleri gibi. Ve o bir yüz karası tabii Yasada. Ben kendisiyle devamlı surette amatör olarak köylerde, kentlerde beraber dolaşır, politikayı beraber yapardık ve vatandaş beni tanıyordu. İhtilalden sonra ilk yerel yönetim seçimi 1963 yılında oldu ve beni Nevşehirliler zorla aldıra getirdiler. Batman'dan Nevşehir'e belediye başkanı yaptılar. Daha doğrusu aday yaptılar Adalet Partisi'nden. Ve sonunda kazandım. Ve buradaki bulunan faaliyet itibariyle Sayın Süleyman Demirel'in dikkatini çekti. Sayın Demirel'i ki biz 1955 yılından beri tanırız. Abim onun evinde otururdu, Buğday Sokak'ta. O zaman Devlet Su İşleri'nde kendisi Barajlar Dairesi reisiydi. Hatta Amerika'ya gittiği zaman hanımıyla beraber Nazmiye Hanım anneme ricada bulundu. Teyze ne olur evde çiçekler var, bunlar kurumasın diye evin anahtarını da anneme bırakmıştı. Bir 5-6 ay falan gitmişlerdi galiba. O zamandan beri ailece kendisiyle tanışırız. Ve bir ara Nevşehir'e geldi başbakan olarak. Ama onun kendisinin de 1964 yılındaki büyük kongrede genel başkan seçilmesinde ben de elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Tabii Nevşehir küçük bir il. Belki etine budune denecek olur ama Nevşehir'in nakliyecileri Türkiye'nin her tarafında faaliyet halinde ve biz her tarafında Sayın Demirel'in bu nakliyeciler marifetiyle propagandasını yaptık. Ve Sayın Demirel ile beraber birliğimiz ve beraberliğimiz o zamandan başladı. Benim Nevşehir'e belediye başkanı olmamdan sonra Nevşehir'e teşrif ettiler, geldiler ve benim oradaki başarımı, oradaki faaliyetimi gördü ve pek etkilendi tahmin ediyorum. Ankara'ya döner dönmez beni telefondan aradı. Esat Ankara'ya geldi. Ve Ankara'ya gittim. Sene 1967'nin başlangıcı. Sene dedi İller Bankası genel müdürü tayin ediyorum. Düşünün küçük bir il belediye başkanlığından İstanbul dahil bütün Türkiye'nin belediye başkanlarının üzerinde söz sahibi olan bir büyük teşekkülün başına beni genel müdür olarak getirdi Sayın Demirel ki kendisine bundan dolayı şükran borçluyum. Bana itimat etti, güvendi ama ben de onun yüzünü kara çıkartmadım. Şimdi meclisiniz girmenize geleceğim. 1969 evet. yılında meclise giriyorsunuz ve neredeyse bir daha meclisten çıkmıyorsunuz. Evet. Çünkü şimdiye kadar en uzun süreli mecliste milletvekili olarak temsil gücüne sahip 3-5 milletvekilimizden bir tanesiniz. Neredeyse 30 yıla yakın bir dönemdir mecliste bulunuyorsunuz. Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba milletvekillerinin, aynı milletvekillerinin seçilmesi bir istikrarın göstergesi midir yoksa alternatif eksikliğinin ve dolayısıyla sistem tıkanıklığının bir göstergesi midir? Evet, 1969 yılında İller Bankası Genel Müdürüyken adaylığımı koydum ve ara dönemler hariç, bu ihtilal dönemleri hariç Allah'a çok şükür meclisteyim ve meclise halen de Nevşehir'i temsil ediyorum. Şimdi bu şundan dolayı olsa gerek ki bugün zaten sıkıntımız da burada, şu anda tıkanıklık burada. Ben 1963 yılında Nevşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğum zamandan beri girdiğim tüm milletvekilliği seçimlerinde hep partiye kayıtlı üyelerle adaylık yoklamasına girdim. Genel merkezden hiç aday olmadım 95 yılı hariç. Hep mecliste partiye kayıtlı üyelerle ve belediye başkanlığım dahil. Şimdi burada ne oluyor? Vatandaş kendi seçtiği, kendi tespit ettiği adayın kazanması için de gayret gösteriyor. Ve vatandaşın karşısına tabii aday olarak çıkmak ve onun kayıtlı üyelerle adaylığını kazanmak da mühim bir hadise. Eğer size güvenmezse, sizi sevmezse, sizinle kalbi bir bağlantı kurmazsa size karşı yakınlık duymaz. Yani yukarıdan bir anlamda empoze edilmiş, seçilmiş ya da seçilmesi evet. için itilmiş adaylar yerine tabandan destekle gelen adayların seçilmesi. 95 yılında ise o zamanki bulunan milletvekili arkadaşımız abi dedi işte Nevşehir'de tansiyon gergin, bir adaylık yoklamasına girilirse fevkalade berbat olur ve bir takım hadiseler olur. Onun için
mutlaka merkez yoklamasıyla yapalım falan dedi ki zaten genelde merkez yoklaması yapıldı. Ve ben 1991 yılında da yine merkez yoklaması olmasına rağmen yine ben Nevşehir'de ön yoklama dediğim partiye kayıtlı yerlerle yoklama istedim. Bir Nevşehir, bir Isparta bu şekilde seçime girdi. Hı. 95 yılında da bunu ben dedim ki ben hiç şimdiye kadar aksini yapmadım, hiç merkezden girmedim. Abi yapmayalım dedim, merkezden girelim dedi filan. Ama dedim listenin nasıl olacağını biliyorsun, ben razıyım dedi filan. Girdik ama sonradan tabii bir takım şeylerin içerisine girildi. O şimdi, hariç, o durum hariç. O hariç ama evet. Her zaman bu sistem bu kadar demokratik işlemiyor. Çünkü bu listelerin çoğu zaman parti liderleri tarafından sıralandığı ve hatta kontenjandan giren milletvekilleri de tartışma konuları. Parti içinde liderlerin bulunduğu konumun ötesinde perde arkasında çok daha güçlü oldukları ve dolayısıyla parti içi demokrasinin çok mümkün olmadığı tartışmaları çok yaygın, siz de takdir edersiniz. Partilerin içinde parti liderlerine yönelik ve hep onların çizdiği doğrultuda politikalar mı güdülüyor? Şimdi bu sorunuz fevkalade yerinde ve bugün belki de sistemin temelinin izahını yapacak bir soru. Şu anda bütün partiler aşağı yukarı buna kilitlenmiş vaziyette. Siyasi partiler kanunu bu yönde değişmedikçe belki de bu tıkanıklık, belki de bu sistem itibariyle meclisin tıkanmasına kadar giden soru çözülmez. Evet. Genel merkeze, genel başkana elbette ki bir kontenjan tanımak lazım gelir, bir hak tanımak lazım gelir. Mesela bu %5 olur. Ama %95'ini parti teşkilatı kendisi seçer ve partiye kayıtlı üyeler seçer. Şimdi bu partiye kayıtlı üyeler ve parti teşkilatı ne güne lazım? Adamları koşturacaksın, koşturacaksın, koşturacaksın. Ondan sonra seçim zamanı geldiğinde filan 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 benim adayımdır diyeceksin ve bunları hiçe sayacaksın. Dolayısıyla bunların hem şevki kırılıyor, hem zevki kırılıyor, hem de çalışma aşkı diye bir şey kalmıyor. Bir de insanlar çalışmalarını evet. Seçmenlere karşı sorumluluk yerine parti liderlerine yakınlık şeklinde tabii, kullanıyorlar. Tabii. Şimdi bu durumda olunca aşağıdan gelme durumundaki bulunan insanlar da önü tıkanmış olarak kendilerini görünce bir betminliğe kavuşuyor, şey diyorlar, düşer oluyorlar ve neticede sıkıntı basıyor ve çalışmıyorlar. Çalışmamakta da haklılar. Mesela bizim bu son 1995 seçimindeki durumda eğer parti teşkilatının nazara dikkate alınarak adaylar tespit edilseydi, partiye kayıtlı üyelerle ya da partili delegelerle bu yapılmış olsaydı hiç şüpheniz olmasın Doğru Yol Partisi'nin aldığı oy, %19'luk oy bugün çok daha yüksek seviyelerde olurdu. Çünkü bununla ne yaptık? Pek çok milletvekili aday arkadaşımızı karşımıza aldık. Pek çok milletvekilini liste dışı bırakmak suretiyle karşımıza aldık. Ve pek çok kimseyi adaylık durumu itibariyle karşımıza aldık. Ve neticede çalışan yalnız adaylar oldu ve neticede böyle oldu. Şimdi biraz önce meclisin tıkanıklığından bahsettiniz. Neredeyse 2 aydır meclis işlemiyor, tıkanmış durumda. 2 ay boyunca çıkartılan tek bir yasa var. Bu da meclisin işlemediğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu tıkanıklığın bertaraf edilmesi nasıl mümkün olacak? Mecliste biliyorsunuz partilerimiz tek başına iktidara gelme durumunda değil. Hatta gördüğünüz gibi 3 tane parti bir araya gelmiş olmasına rağmen dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği olmasa iktidara gelme durumu da mevzu bahis değil. Bu durum işte biraz evvel bahsettiğim hadiselerden dolayı meydana gelmekte. Şimdi yani, bu yüzden erken seçim tartışmaları evet, gündemde. Biraz evet. Onu da açabilir misiniz? Tabii, tabii, yani ona, bu olası erken da, seçim tabii, mi tabii. Sadece alternatif olan çözüm? Ona da geleceğim. Şimdi bu durumda partiler tam manasıyla bir iktidara gelme gibi bir şansı yakalayamıyorlar. Bunu bir kere aşmak lazım gelir. Bir, yani partiler teşkilatları itibariyle ön seçim ya da delege yoklaması itibariyle adaylarını tespit etmeli. Genel merkez ancak %5 civarında bir adayla yetinmeli. Bu siyasi partiler kanununa konmalı bu. Aslında bu siyasi partiler kanununda bu var ama alternatifleri de var. Diyor ki ya yani genel merkez isterse partiye kayıtlı üyelerle, isterse delegelerle, isterse genel merkez yoklaması yapmak suretiyle olur diyor ve genel merkez yoklamasını seçiyor. Diğer ikisini bırakıyor. Ama pratikte yok. Bu pratikte yok. Bunu kanunlaştırmalı. Yani denmeli ki bir anlamda zorunlu kılmalı. Bir anlamda zorunlu kılmalı. Bu yapılmalı. Şimdi bir ikinci tıkanıklık da partiler aynı görüşü sahip olmalarına rağmen mesela Doğru Yol Partisi,
Anavatan Partisi, Demokratik Türkiye Partisi, bunlar aynı görüşü paylaşmış olmalarına rağmen ayrı ayrı kulvarda koşuyorlar. Ve dolayısıyla koşu ayrı ayrı kulvarda olunca parçalanma meydana geliyor. Şimdi merkez sağda mutlak surette bir bütünleşmenin sağlanması şart. Yani Doğru Partisi, Anavatan Partisi ve Demokratik Türkiye Partisi'nin... Hep bu birleşme tartışmaları evet. Sol partiler için yapılıyor ama merkez sağ için merkez aynı sağ şey için. Geçerli. Şimdi ben bunu aynı zamanda merkez sol için de söyleyeceğim. CHP ile de DSP'nin birleşmesi lazım gelir. Eğer bu iki unsur meydana gelirse mecliste tıkanıklık ve mecliste rejim tartışması olacak hadiseler ortadan tamamen yani kaldır. Bugünkü tıkanıklığın evet. çözümü için evet. erken bir seçim söz konusu olursa bu şartlar evet. altında evet. bugünkü siyasi tablodan çok daha farklı bir tablo çıkmayabilir. Evet, şimdi bugün tıkandı meclis. Biraz evvel de sizin bahsettiğiniz gibi kanun çıkmıyor. Kanunlar çıkmıyor. Burada tabii muhalefet de diyor ki sizin getirdiğiniz kanunlar entififten kanunlar. Yani olsa da olmaz, olsa da olur cinsinden kanunlar. Ama reformları içeren, temeli teşkil eden bir takım hususları içeren kanunlar gelsin, onları el birliğiyle çıkartalım. Peki ama bunlar siz meclisin bir üyesi olarak diyebilir misiniz ki bu reformlar yapılacak, ondan sonra seçime gidilecek, yoksa bir an önce bu tıkanıklığın çözüme götürmesi için seçime gidilecek, reformlar yine sonra ertelenecek? Efendim şimdi şu anda tabii önümüzdeki 1-2 ay içerisindeki meclis Temmuz'un sonundan itibaren tatile girecek. Temmuz'un sonuna kadar bu reform kanunları çıkartılabilir ve tamamen çıkar. Ve ondan sonra da Ekim'de, Kasım'da bir seçim öyle olabilir. Bir hızlı tempo çalışma temposu bekliyor musunuz meclis? Efendim öyle tempoya girmek lazım gelir. Ona girmek lazım gelir. Yani bir erken seçim olmadan bu tıkanıklığın aşılması mümkün değil. Yani görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki dudağının arasında bir ekseriyette bu hükümetin daha fazla dayanabilmesi mümkün değil. Yani bu kılıcın üstünde, iğnenin üstünde oturmakla bir yere varılmaz. Onun için bu reform kanunlarının bir an önce çıkartılması lazım gelir. Gündeme bunların getirilmesi lazım gelir. Ve bu iki ayın içinde de bunlar çıkması lazım gelir. Ve kısa zaman içerisinde de Ekim'de, Kasım'da da bir erken seçime gitmek lazım gelir. Ama dediğim gibi merkez sağda bir birliğin ve beraberliğin anlayış içerisinde temin edilmesi şartıyla. Aksi takdirde bu durum, bu harita yine değişmez. Yine aynı kalabilir diyorsunuz. Parti liderleriyle devam etmek istiyorum. Bir parti liderinin görevini kötüye kullandığına dair kamuoyunda geniş bir kanı varsa ve dolayısıyla bir kaygı varsa diğer parti üyelerinin parti liderlerine karşı tutumu ne olmalıdır? Türkiye'de şu anda parti liderlerine karşı suçlamalar fevkalade politik düşünceler. Ben bunu ortadan kaldırayım, meydan bana kalsın düşüncesiyle hareket edilerek yapılmakta. Bundan bir kere vazgeçilmek gerekir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir parti genel başkanının suçlanarak oradan Yüce Divan'a sevk edilerek bir yere varılması mümkün değil. Bir parti genel başkanının mecliste aklanması da politiktir, suçlanması da politiktir. Yani parmak itibariyle bunlar değerlendiriliyor. Yani ne olmalı? Normal mahkemeler işlemeli. Yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak herhangi bir kimsenin ya da tabii genel başkan da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise ki üyesidir şu anda hepsi. Böyle olduğu takdirde sınırlandırılması konusunda. Şimdi normal adalet mahkemelerinde bu işin görülmesi lazım gelir. Yani suçlanma parmak hesabıyla olmamak lazım gelir. Bunu yapmak durumu itibariyle meclisin de politik oyunlara alet edilmemesi sağlanmış olur. Ki biz Doğru Yol Partisi olarak hep bunu istiyoruz. Evet, bir genel başkan hakkında suçlama olabilir. Bir genel başkan suç işleyebilir. İşlemez değil, insandır. Ama bunun yeri politik olarak suçlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi olmamalı. Normal adalet mahkemeleri olmalı. Bizim arzu ettiğimiz bu. Yani şimdi, normal bir vatandaş... Normal bir vatandaş gibi bunun değerlendirilmesi lazım gelir ve orada bunun cezası olmalı, olmamalı. Ve bu zırh itibariyle, yani dokunulmazlık zırhı itibariyle de durum daha
dar bir kapsamın içerisine getirilmek suretiyle... Yani kürsü dokunulmazlığına evet. indirgenebilir evet. dokunulmazlık evet. diyorsunuz. 1994 yılına yöneliyorum. 1994 yılında Sabah gazetesinde bir röportajınızda Sayın Tansu Çiller için şöyle demişsiniz. Tansu Çiller'i Kadillah'a benzetmişsiniz. Ve Kadillah gücün ve güzelliğin timsali, tıpkı Tansu Çiller gibi sözlerini kullanmışsınız. Bugün Sayın Çiller'i neye benzetiyorsunuz? Ben Sayın Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'nde bugün genel başkan olarak durumunu ve ilk genel başkan olarak seçildiği zamanki durumunu ortaya koyduğum zaman hep ben şunu düşündüm. Ben particiyim. Temelden gelen bir particiyim. Ve bu partiyi de tırnaklarımızla kurduk. Biraz evvel sizin ifade ettiğiniz gibi Zencirbozan'dan Sayın Süleyman Demirel'in talimatıyla biz bu partiyi kurduk. 5 kişi. Necmettin Cevheri, İsmet Sezgin, ben, Turgut Toker ve Selahattin Kılıç. O günkü macerayı sizlere bir programda anlatmış olsam bir filme senaryo olur. Ne baskılar altında, ne sıkıntılar altında. Yasaklıyız, sürgün tehdidi altındayız. Ve buralara kadar getirdik. Şimdi bu partinin gerek Adalet Partisi döneminde, gerekse Doğru Yol Partisi döneminde benim terimin içinde bulunduğu bir parti olarak mevcudiyeti mevzubahis. Bu partiyi ben yok farz edemiyorum. Bana karşı olan pek çok sıkıntılar, pek çok haksızlıklar olmasına rağmen partimi terk ediyorum. Partinin varlığı yalnız liderlere mi endekslidir? Şimdi buradan oraya geleyim. Hiçbir zaman partinin varlığı liderlere endeksi değildir. Olmamalıdır da. Çünkü parti esastır. Liderler gelip geçicidir. Parti muhafaza etmek esastır. Biz Sayın Tansu Çiller'in genel başkan olarak göreve başladığı andan itibaren bugüne kadar gelme durumu itibariyle elbette ki politik sahnede çok sıkıntılı anları yaşadık genel başkanımız için. Burada ben genel başkan için suçlanan konularda haklılık varsa biraz evvel ifade ettiğim gibi bu meclise kalkacak politik parmaklarla tayin edilmemeli, orada aklanmamalı, orada efendim suçlanmamalı. Dediğim gibi adalet mahkemelerine gitmeli. Şimdi ortada Sayın Tansu Çiller'e ait suçlanmaların bazılarına baktığımız zaman bunların politik olduğunu görüyoruz. Peki parti liderinize evet. bu Tansu Çiller örneği başka biri de olabilirdi ama bir başka parti arkadaşınıza ya da parti liderinize kendinizi bir anlamda siper ederken öteki tarafta, diğer yanda kendi parti kimliğinizi, siyasi kimliğinizi bazı oklara karşı açmış olmuyor musunuz? Ben tabiatım itibariyle arkadaşlarımı ve birlikte yola çıktığım kimseleri adeta kendim gibi kabul ederim. Ama milletvekillerinin sorumluluğu sadece kendi kimliklerinden ibaret değildir. Seçmenlerinin sorumluluğunu da taşırlar. O yüzden o siper evet. sadece size, göğüs sadece size ait değil. Şimdi evet. Onu siperlemek aynı zamanda seçmenlerinizi de korumak anlamına geliyor. Şimdi bir milletvekilinin hele hele benim gibi uzun yıllarını politikada geçirmiş bir insanın böyle bir değerlendirmeye yaparken partinin şahsiyetini, manevi şahsiyetini, o partiye oy vermiş kimselerin manevi şahsiyetini ve kendimin manevi şahsiyetini hep bir arada düşünmek mecburiyetindeyim. Bunu yaparken elbette ki haksız suçlamaların karşısına göğsümü siper ederim. Ama eğer suçlamalar haklı ise ve bu suçlamaların neticesinde bir suç unsuru gerçek manada doğacak ise onu da elbette hiçbir zaman arzu etmem. Peki. Şimdi biraz iç politikadan dış politikaya yönelmek istiyorum. Siz aynı zamanda Avrupa Konseyi üyeliği görevinde bulunuyorsunuz. Türkiye'nin Avrupa'daki itibarını ve konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle hangi konularda, ki bunların başına tahmin ediyorum insan hakları geliyor, hangi konularda Türkiye kendi tezini savunmada zorluk çekiyor? Biliyorsunuz Avrupa Konseyi diye bir meclis var Strasbourg'da, Fransa'da. Bir de temeli ortak pazar, Avrupa efendim ekonomik birliği ve şimdi de Avrupa Birliği denilen bir meclis var. Avrupa Birliği var. Bu meclisin merkezi de Strasbourg. Ve bu meclis
Avrupa Konseyi'nin hüviyetinden doğdu. Ama daha ziyade ekonomik manada değerlendi. Avrupa Konseyi ise siyasi manada değerlendirilen bir yerdir. Ve Avrupa Ekonomik Birliği ise biraz evvel ifade ettiğim gibi ya da Avrupa Birliği hem ekonomik hem de politik hüviyeti olan bir durum gösteriyor. Ve buraya 10 Avrupa Devleti üye. Hı hı. Avrupa Birliği'ne. Avrupa Konseyi'ni ise 40 Avrupa Devleti üye biz dahil. Şimdi ikisini ayrı ayrı müteala ettiğimiz zaman Avrupa Birliği daha ziyade ekonomik durumu kapsayan ve onu değerlendiren bir hüviyet arz ediyor. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne girmek hevesindeyiz, arzusundayız ve gayretindeyiz. Tabi bu bizim arzumuz, gayretimiz 1959 yılından beri. Ki bu gayet evet, ayrıca bir tartışma evet, konusu olabilir. Rahmetli Adnan Menderes'ten beri devam eden bir konu. Ha şimdiki bizim sıkıntımız burada ne Avrupa Birliği'nde? Avrupa Birliği diyor ki bize, sizin buraya üye olabilmeniz için bir, ekonominizi düzgün hale getirmeniz lazım. İki, insan hakları bakımından bir sorununuz olmaması lazım gelir diyor. Şimdi buna baktığımız zaman bizim burada sıkıntılarımız var. Tabii biz Avrupa Birliği'ne hücum ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bizi niye dışlıyorsunuz filan diye bağırıp çağırıyoruz. Ve bir takım haklı misaller de gösteriyoruz. Diyoruz ki Yunanistan'ı aldığınız zaman, Portekiz'i aldığınız zaman, İspanya'yı aldığınız zaman, bugünkü bizim şartlarımız nasılsa onların şartları bizden daha da kötüydü. Siz Avrupa'dan yeni geldiniz. He. Çok teşekkür ederim. Çok sınırlı bir zamanda bu programa katıldınız. Biliyorum ki yine önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Avrupa'ya gideceksiniz ve Türkiye'yi temsilen orada bulunacaksınız. Ve son olaylar çerçevesinde insan hakları konusunda Türkiye nasıl bir tez ortaya koyacak? Şimdi bir kere insan hakları konusunda Avrupa'yla bizim aynı kulvarda olmama gibi bir durumumuz var. Avrupa bir devletlerinin yani Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi komşuları yok. Yunanistan gibi bir düşmanı yok. Ve dolayısıyla onların böyle bir durumu olmadığı için bizim Türkiye'nin içerisindeki bulunan terörist hadiseleri izah etmekte müşkülatımız oluyor. Ama onların böyle bir müşkülatı yok. Bunları anlatmakta sıkıntı çekiyoruz ve çekme durumundayız da. İnşallah bu terörist hadise, terörizm ordumuzun büyük bir fedakarlık ve devletimizin büyük bir fedakarlık göstererek bunu sona getirmesi, insan hakları bakımından da bizim Avrupa standardı itibariyle bir değerlendirmenin içerisine gireceğimiz mevzubahis ve şart. Şu anda bir Güneydoğu Anadolu'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde büyük bir terörist hadise yaşıyoruz. Ve bu terörizm hadisesi yaşanırken Avrupalının tam manasıyla istediği insan haklarını bizim ortaya koymamız mümkün değil. Eğer Türkiye'de bir Almanya yaşasaydı, Türkiye'de bir Fransa yaşasaydı bizim durumumuzdan ayrı bir durumu olmayacaktı. Evet. Aynı durumu gösterecekti. Tahmin ediyorum mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığınız o ateşli ve inandırıcı konuşmaları Avrupa Konseyi üyesi olarak da yapın Türkiye'nin tezini savunurken. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Ateşli konuşmalar diyorum hep. Sizin o içinizdeki hararet konuşmalarınıza yansıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla soğukla aranız çok iyi. Hiç üşümüyorsunuz. Hatta diyorlar ki sizin için kışın hiç palto giyme ihtiyacı hissetmez. Doğru mu bu? Evet. Ben hiç palto giymem. Ve bir gün yağmur yağıyordu. İstanbul'a bir evde bir pardüsü kalmıştı. O pardüsüyü giydim. Sayın Süleyman Demirel'in evine gitmiştim. Hep oradaydık. Her zaman oradaydık. Süleyman Bey içeri girer girmez dedi ki Esat hasta mısın? Yok efendim hasta değilim. Niye sordunuz dedim. Pardüsü giymişim dedi. Şimdi ben her gün çocukluğumdan beri soğuk suyla yıkanırım. Bugün hala sabahleyin kalktım mı soğuk suyla yıkanırım. Çünkü hemen bir sabah yürüyüşü yaparım. Saat 6.30-7 civarında evden çıkarım. Lojmanlardan Eymir Gölü'ne inerim, ormanın içerisinden 1,5 saat oradan tekrar çıkarım, gelirim, efendim soğuk suyla bir güzel yıkanırım, ondan sonra tabii sıcak suyla filan. Şimdi bunu yaz kış devam ettiririm. Evet. Dolayısıyla herhalde çelikleştik. Evet, bu sportif yanınız, sporcu yanınız medyaya da çok yansımış. Evet. Hatırlayacağınız gibi, yani izleyicilerimizin hatırlayacağını tahmin ediyorum. 2-3 sene önce bir gazeteciyle girdiğiniz iddia sonucu Burgaz ile Büyükada arasındaki 11 kilometrelik mesafeyi yüzmüştünüz. Evet. Yüzmeye devam mı?
Evet, halen yüzmeye devam ediyorum ve... Gerçi Ankara'da bulunuyorsunuz Ankara'da çoğu zaman ama... Ankara'da tabii havuzlar mavuzlar ama havuzlarda falan pek insan tatlı. Siz öyle 11 kilometrelik mesafeler gizem biri olarak... Mesela Ankara'da bu Eymir Gölü var, Gölbaşı var. Fakat bu iki gölde Ankara'nın nefesi olması, akciğer olması lazım gelirken maalesef bu iki gölü de öldürmüşüz. Bu gölün tabanında fevkalade vahşi ağaçlar, bitkiler yeşermiş. Yani gölün içerisine girmeniz imkansız. Şimdi buraları temizlemek lazım gelir. Eğer temizlerse ben 10 sene evvel, 15 sene evvel bu göllere giriyordum ve göllerde yüzüyordum. Sizi boşuna seçmiyorlar seçmenler. Şimdi tabii yaz münasebeti olduğunda devamlı denizlere imkan bulursam gidiyorum. Denizde yine efendim yüzmeme devam ediyorum ve dünyam öyle başlıyor. Ve politikada olduğu gibi sporda da tam manasıyla aktif bir gayretin içerisindeyim. O Germanik kültürün disiplini sporcu tarafınıza da devam ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için ve bu yoğun tempoda bu program için zaman ayırdığınızdan dolayı. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya tabii bizler için yazı verin. Beni NTV'ye davet etmiş olmanızdan ve bana böyle bir fırsatı vermiş olmanızdan dolayı öncelikle NTV'ye yöneticilerine teşekkür ediyorum ve Sedef Hanım. Size de özellikle bu kadar güzel ve bir olgunluk içerisinde hazırladığınız konuyla beni baş başa bırakmanızdan dolayı da size müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.